geldiniz. Bu programı başarıyla düzenlediğinizi biz Lonca Medya olarak gözlemledik. Halisane duygularınızı açıklar mısınız Celal Bey? Efendim öncelikle Lonca Medya'ya çok teşekkür ediyoruz. Bu tür alternatif diye ifade edilebilecek medya kuruluşlarının sayısının artmasını diliyoruz. Bunların sayısı arttıkça işte bu tür organizasyonların sesi, bu tür organizasyonlara katılan ve doğru iş yapan yöneticilerin, sivil toplum örgütlerinin sesi daha çok duyulacak. Bir kere bunun altını çizmek isterim. İkincisi bu Kent ve Yaşam Ödülleri başından beri bir anlayışla yapılıyor. Bu anlayışın mimarı da sevgili Mehmet Gözcü. Nasıl bir anlayış bu? Tamamen imece usulü. Mehmet Gözcü çok sayıda aslında bu gece burada görmediğiniz ya da sahneye çıkmak istemeyen çok sayıda dostumuzla, Yeni Arayışlar Girişimi Platformu çevresinde yer alan dostumuzla birlikte çalışarak bu organizasyonu yapıyor. Yoksa bir kişinin, iki kişinin yapabileceği bir organizasyon değil. Çok önemli bir ekip. Ve o ekiple birlikte çalışmayı da Mehmet Gözcü çok iyi başarıyor. İmece usulü herkesi görevlendirme ve herkesin elinin bir miktarının en azından taşın altında olmasını çok iyi sağlıyor. O anlamda bu organizasyon işte 12 yıldır devam ediyor. Yoksa 12 yıldır devam eden kaç tane organizasyon var diye Türkiye'de saymaya kalksanız herhalde bir elin parmaklarını geçmez. Öyle baktığınızda bu organizasyonun 12 yıldır devam ediyor olması ve her geçen yıl daha da artarak ivme kazanması, daha yükselmesi önemli diye düşünüyoruz. Şimdi şöyle Celal Bey, bizim Lonca Medya olarak gözlemimiz şu zaten. Daha önce sizi Beylikdüzü Kültür Merkezi'nde kentsel dönüşüm projesiyle ilgili bir söyleşide bulduk ve çok güzel bir sunum yaptınız. Ancak buradaki yaptığınız sunumda daha da gelişiyor dediğinizde çok değerli eski İstanbul Belediye Başkanı yapmış Sayın Bedrettin Dalan'ı da halkla buluşturdunuz diyeceğiz. Çünkü görsel olarak biz de bunu yapacağız. Bu duygularda neler hissettiniz? Yani bazı ödül olanların gözlerinin yaşla dolduğunu biz izledik. Bununla ilgili neler diyorsunuz? Sizin duygularınız neler? Şimdi Beylikdüzü'ndeki organizasyon da yine bir Mehmet Gözcü organizasyonuydu. Onun altını çizmek isterim. O bölgeyi ben çok bilmiyorum. Mehmet Gözcü o bölgedeki sivil toplum örgütlerini harekete geçirdi ve orada kentsel dönüşümle ilgili bence bir ateş yaktı. Umarım bu ateş aydınlatır o bölgeyi ve daha doğru kentsel dönüşüm projeleri yapılır. Bir kere ben şunu söyleyeyim, yani bizim benim ve benim çevremde olan bütün dostlarımın vefayı bir semt olarak algılamadığını ifade etmek isterim. Bizim için vefa bir semtin ötesinde bir kavram. Bundan sanıyorum 3 yıl ya da 2 yıl önce yine Avcılar'da biz vefa ödülleri vermiştik. O bölgedeki eski başkanları anmıştık, onları davet etmiştik, onlara sevgilerimizi ve saygılarımızı iletmiştik. Orada da çok duygusal anlar olmuştu o günlerde. Mehmet Gözcü hatırlar. Avcıların eski belediye başkanları için çok duygusal anlar olmuştu. İnsanlar koltuklarındayken ya da lider pozisyonda oldukları zaman hatırlanmak zaten o dönemde herkes tarafından hatırlanıyorlar. Önemli olan o koltuklarından indiklerinde ya da lider konumunda olmadıkları zaman hatırlanmaları çok önemli. Çünkü herkes bu ülke için bir şey yapıyor. Yani doğru ya da yanlış, az ya da çok. Zamanını veriyor, hayatının bir kısmını veriyor. İşte sevgili Bedrettin Dalan da, Mehmet Haveral da bu ülke için çok önemli şeyler yaptılar. Onları biz bu gece andık burada. Yaptıklarını hatırlattık. Bu yaptıklarının boşa gitmediğini, onların bu çalışmalarının hala bir takım insanlar tarafından hatırlandığını ifade ettik. Ve dedik ki vefa bizim için bir semt değildir, vefa bizim için bir duygudur. Bu duyguyu burada paylaşalım istedik. Çok güzel. Biz Lonca Medya olarak şunu gözlemledik. Ayrıca size döneceğiz. Tam 12. ödül töreninde 12'den vurdunuz. Böyle diyebiliriz. Yani bugün hakikaten 12'den vurdunuz. Bunu zaten siz de farkındasınız. Evet Sayın Mehmet Gönce. Beylikdüzü'nde de çok güzel bir diyalog kurdunuz. Zaten Celal Bey'in de söylediği gibi oradaki dizaynda siz bir ekipsiniz benim anladığım kadarıyla. Doğru evet, mudur? Evet. Önceki ben de bence Lonca Medya teşekkür ediyorum başındaki Duru Bey kardeşim ve size. Evet başkanımız çok mütevazi davranıyor. Evet bu işin başında Celal Başkanım var. O sonra ben ve bir ekibimiz. Biz onun için biz bu iki başarıyı amatörce yürütüyoruz ama hakikaten profesyonel işlerimizi çıkarmaya çalışıyoruz. Ruhumuzu veriyoruz. İnandığımız için yapıyoruz. Zaten inanmadığınız bir şey yapamazsınız. Bunun için de yaptığımız tüm çalışmaların hepsinde inanarak ve birbirimizi istişare ederek birbirimize fikir alıp evet, doğrusu nasıl yapabiliriz diye bakarak ve fikir alışverişi yaparak
bu noktaya bugünlere geldik ve daha ileri taşımak istiyoruz. Ve kent ve yaşam ödülleri bugün İstanbul'u aşmış durumda. İşte Edirne, İzmir ve Türkiye'nin her tarafına son birkaç yıldır vermeye başladı ödüllerini. Ve bu da bizi mutlu ediyor. İşimizi seviyoruz. İnsanları mutlu etmeyi seviyoruz. Belki Celal Başkan'ın ortak noktamız bu. Ben tekrar size teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz ve daha cidden şunu söylüyoruz bir medya mensubu olarak da bugün 12.'de tam 12'yi vurdunuz ve tam bir flash yaptınız. Sizi tebrik ediyoruz Lonca Medya olarak. Çok profesyonelsiniz. Sağ olun.